Evet sevgili izleyenler, ben Okyanus Fuat Laz'la Farklı Farklı Konular YouTube kanalından Okyanus. Şu anki konumuz Muğla ili Fethiye ilçesi Kayaköy Ören yerinin tanıtımı. Evet, bu senede bir koronavirüs var. Koronavirüs yüzünden evlerde kalıyoruz. Ama biz size böyle evimizden bildiğimiz tüm bilgileri anlatmaya çalışacağız. Umarım sizin için evden de olsa güzel bir anlatım olur. Bir sunumuza başlayalım. Şu şekilde. Konumuz bu. Daha demin de söylediğim gibi. Şimdi buradan önce bir Kayaköy'e bir girişini bir göstermek istedik size. Bu şekilde gidebiliriz. Tanıtımımıza başlayalım. İlk tanıtım sayfamızın başlığı köy cıvıl cıvıldı ta ki o güne kadar. Neden böyle bir başlık seçtim? Şu yüzden işte köy böyle çok güzelmiş, böyle işte Türklerle Rumlar çok yanlışmış. Bu arada Kayaköy Rumların eskiden yaşadığı bir köydür. Böyle işte Rumlarla Türkler çok iyi anlaşıyorlarmış. Böyle çok içli dışlılarmış. Mesela böyle akşam yemeği olmuş, bir taraf bir yemek yapmış, karşı tarafı da götürmüş, o taraf da ona yemek verilmiş. Böyle Paskalya bayramlarında gider bizim Türklerin çocukları onlarla birlikte yumurta boyarmış, yani Rumların çocuklarıyla birlikte. Rumların çocukları da gider Ramazan bayramlarında bizim büyüklerimizin elini öper, onlardan para, şeker alırlarmış. Bu şekilde iki tarafta birbirlerinin geleneklerine ve göreneklerine saygı duyarak güzel bir şekilde yaşıyorlarmış. Ta ki tarihler 1923'ü göstermiş. Buradan başlıyor o başlıkta. Yani size diye anlatacağım yerde. Geldiler ama Kayaköy'ü terk ettiler. Şu yüzden çünkü evet tarihler 1923'ü göstermiş. Ne olmuş? 1922'de Türkiye Yunanistan'ı yenmiş ve denize dökmüş Atatürk önderliğinde. Ama bundan bir sene sonra da ya da işte kısa bir süre sonra tarihler 1923'ü göstermiş ve şöyle bir anlaşma imzalanmış. Buradaki Türkiye'deki Yunanlılar ya da işte Rumlular, Hristiyanlar Yunanistan'a gidecek. Yunanistan'daki Türkler, Müslümanlarsa Türkiye'ye gelecekmiş. Ama gidenler gelenlerin 3 katıymış, evet. Ve şöyle bir şey olmuş. Böyle Rumlar giderken böyle bir daha geri geleceklerini sanıp böyle şöyle yapmışlar. Böyle gidenler sadece bir valiz almışlar. Böyle tüm eşyalarını almamışlar. Çok az eşya almışlar. Böyle bir seneliğine işte belli bir süre gidip geleceklerini düşünmüşler. Böyle evlerinin anahtarlarını da böyle komşularına emanet etmişler, bizim Türk komşularına. Böyle demişler. Komşum sen bu anahtarı al. Biz geldiğimiz zaman senden alırız demişler. Ve bu şekilde kendileri Yunanistan'a gitmişler. Ama gelenler ne yapmış? Gelenler bakmışlar ki köy uygun değil yaşamlarına. Köy yamaç bir yer. Bu arada köyde böyle Fethiye'ye gitmişken mutlaka görmüşsünüzdür. Fethiye'nin çok tanınan bir denizi vardır. En tanınan denizdir aslında büyük ihtimalle. Ölüdeniz'dir adı. Onun hemen arkası ve dağa kurulmuş bir köydür. Ve köyde bakmışlar ki dağda böyle tarım yapamayacaklar. Tarım yapamayacakları için böyle pek para kazanamayacaklar. O yüzden burayı terk etmişler. Ve başka komşu köylere, komşu yerleşim birimlerine taşınmışlar. Ve köy ıssızlığa bürünmüş. Ve bu sefer de tarihler 1957'yi göstermiş. Ve şu an anlatacağım yerde buradan başlıyor. Buranın başladığı köyün evlerindeki işe yarayacak parçalarını aldılar. Şu yüzden tarihler 1957'yi göstermiş. 1957'de ne olmuş? Fethiye'de çok büyük bir deprem olmuş.
Belki hatırlarsanız geçen sene de Burdur'da olmuştu, İzmir'e çok büyük bir deprem. O da 6.6 büyüklüğündeydi. Ama bu deprem çok daha büyükmüş. Bu depremin büyüklüğü tam 7.3 büyüklüğündeymiş. Bu yüzden Fethiye'deki birçok ev büyük hasar görmüş ve yıkılmış. Onlarsa ne yapmış? Gitmişler Karaköy'deki eşyaları almışlar. Çünkü anahtar da zaten kendilerindeymiş. O yüzden evlerin anahtarları da kendilerinde olduğu için evlerdeki eşyaları alabilmişler. Ama şu neden oradakilerden almışlar? Neden oradaki eşyalar duruyorlarmış da neden kendi eşyaları kalmamış? Şu yüzden zaten bu yüzden de rehberler de böyle Kayaköy'ü anlatırken Kayaköy'ün mimarisinde çok överler. Şöyle bir şey var. Kayaköy'ün evlerinin temelleri yok. Temelsiz direkt adamlar evlerini yapmışlar ama Türk insanları evlerine temel atmışlar. Temelin üstüne evlerini yapmışlar ama buna rağmen evleri yıkılmış. Kayaköy'deki evlerde ise hiç temel yok. O yüzden Kayaköy'ün mimarisi de çok sağlamdır. Yani oradaki Rumların mimarisi aslında çok sağlamdır. Bu şekilde Türkler de aslında buradan da yol çıkarak kendi mimarilerini de bir ara geliştirmişler. Bir şekilde geliştirmişler. Sonra ne olmuş? İşte böyle köyün parçaları aldıklarında köy iyice ıssızlaşmış. Çok kötü duruma gelmiş ama günümüzde köy hala ayakta ve ziyaret edilmekte. Köye hiçbir şey olmamış günümüzdeki depremlerde bile. Kaç yıllık evler hala bu depremlerden bir hasar görmemiş. Bu arada Kayaköy'deki bir tane evin içindeki eşyalar durmaktadır. Eğer Kayaköy'e giderseniz mutlaka o evi bulup içindeki eşyalara bakıp gözlerinizi kapatıp o zaman o evdeki yaşayan ailenin neler yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Ve bu Kayaköy bizim bilmediğimiz çok daha acılar barındırmaktadır. Çünkü bakın adamlar o dönemde ne yapmışlar? Böyle savaş bitmiş işte daha halk yoksulluk içinde böyle evlerini bırakmışlar. Başka yerlere taşımışlar ve bir daha evlerine gelememişler. Ama gelemeyeceklerini bilmiyorlarmış. Ve gittiklerinde de diğer halk tarafından hiç böyle benimsenmemişler, önce dışlanmışlar demişler. Oradaki halk siz Rumsunuz, siz bizden değilsiniz falan demişler. Ama zamanla artık alışmışlar ve şu an buradan göç eden Rumların torunları o da şu an çok iyi hayatlarını sürdürmekteler. Ve bu dediğim gibi Ölüdeniz'in bir fotoğrafı da hemen böyle Kayaköy'ün arkasıdır burası. Ve sunumun sonuna geldik. Beğeniniz için teşekkür ederim. Okyanus aşık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve sevdiklerinizle de videomuzu paylaşıp bildirimleri açmayı da bildirimlerden de tüme tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videomuza göre görüşmek üzere.